Kitapları okumaya başladı. Aile benim kucağımdaysa geliyor. O da merak ediyor ne yaptığımızı. Böyle sesli kitabı duyunca sesini merak etti. Ve kadar inceliyor. Merak ediyor. Ve keşfetmeye çalışıyor. Güneş ne yaptı kızım? Kitabını mı aldı? Kitabını ele geçirdi. Evet, mutfağa kaçtık. Güneşten kaçtı mı kızım? Güneşe karşı ilgimiz bizim Adliya'dan önce de tabii daha fazlaydı. Adli doğunca ben çok fazla ilgi alaka gösteremiyorum ona karşı. Serbest bıraktığımızda da evin içinde Aliye'yi inceliyor, onun kafasına koymaya çalışıyor. Pençeleriyle bir kere hatta alnını tırmaladı yani. Yanından uçarken daha doğrusu bilerek yapmadı ama yanından uçmak istedi. Uçarken tırmaladı alnını. O yüzden korkuyor. Güneşin de biraz da bir salınması lazım, dolaşması da gerekiyor. Onun da gezmek hakkı. Ufağa kaçtık. Bir pilav yapacağım. Pirinç pilavı, kuru fasulye yapmıştım söyleme sayıp olmasın dostlar. Pirinç pilavını böyle şey yapacağım. Size süsleyeceğim. Masanız için güzel bir sunum olsun diye. Ben bu kamerayı kullanmayı niye başaramadım? süsleyeceğim. Güzel bir sunum örneği olsun istedim size. Bakalım nasıl olacak, beğenecek misiniz? Hadi bakalım şimdi hazırlıklara başlayalım. Bebekleri olan anneler için böyle bir ana kucağı çok faydalı oluyor. Hem yani arabada kullanılıyor. Ben diğer iki çocuğum için de böyle kullandım. Hatta onların oğluma almıştık bunu. Bayağı sağlam çıktı. Sakladık da. 2-3 tane zaten sakladığım şey vardı. Bunu da Aliye'ye de kullanmak nasip oldu. Böyle bir şey hem araba için hem de ev için çok iyi oluyor. İşimi yaparken işte böyle masanın üstüne koyuyorum. Bu sırada ben İşimi yaparken o da beni izliyor. Konuşuyoruz beraber. Oyuncaklarını veriyorum böyle. Bu da Asya'nın oyuncağıydı. Ana kucağında saklamışım kalmış. Böyle sizlere de tavsiyem evin içine muhakkak bir koltuğu olsun bebeklerin. Evet arkadaşlar başlayacağım. Şimdi ben zeytinyağı kullanıyorum. Pirinç pilavı yaparken hoş bütün yemeklerimde zeytinyağı kullanıyorum. Ve pilavımı sunumumu gerçekleştirmek için de şimdi şöyle de bir dikdörtgen bir kaba ihtiyacım var. Kek kalıbı da olabilir evinizde kullanabileceğiniz dikdörtgen bir kap yoksa. Kek kalıbı da olabilir. Efendim kızım. Şimdi yıkadım. Zeytinyağında kavuruyorum. İyice kavuruyorum. Sizlere en büyük tavsiyem bu. Bu işteki ipucu sinirimizin iyi böyle kavrulması. Bana da iyice kavrulun. Ben çok fazla şey yapmıyorum arkadaşlar. Bu kararı koyuyorum. Annem dedim. Efendim annem. Annem. Ne oldu? Düştü mü bu kuzu benim? Seni mi alalım? Seni mi alalım annem? Evet ben böyle kavururken çekime de devam edelim. Daha sonra içini göstereceğim. Eşim geldi o kalyanın gibi. Ayısın, ay güneş korkuttun beni. Işık oradan da şey olmasın. Yanmasın hayvan. Sen nasıl geldin buraya? Minnoş.
Görünüyor mu? Güneş ya. Ödüm patladı. Aşk olsun sana. Yanacaksın burada. Hadi gidelim salona. Hadi. Arkadaşlar ben böyle türkü okumayı çok sevdiğimi daha önceki videolarımda da söylemiştim. Arada yemek yaparken de söylüyorum. Yine söylersem şaşırmayın. Bu arada bu kavururken şöyle bu pilavımızı koyacağımız tabağımızı da yağlamamız lazım. Ki yapışmadan rahat bir şekilde çevirebilirler. Şöyle. Ölse kimin umurunda? Kimsesi yok garip garip. Ölse kimin umurunda? Kimsesi yok garip garip. Aynı benim durumumda. Kimsesi yok garip garip. Kimsesi yok garip garip. Aynı benim durumumda. Kimsesi yok garip garip. Kimsesi yok garip garip. Garip garip. Gözünde yaş izleri var, hayat dolu yüzleri var. Gözünde yaş izleri var, hayat dolu yüzleri var. Ne karanlık gözleri var, kimsesi yok garip garip. Kimsesi yok garip garip. Bu türküyü söyledim arkadaşlar. Babam üniversitede yanıma gelmişti. Orada konserimiz vardı. Kültür müdürlüğündeydim. Konserimizde de bu türküyü söylemiştim. Babam çok ağlamış, çok üzülmüş. Kızım senin kimsen yok mu? Ne demek, bu nasıl bir türkü diye. Ama çok da sevmiş bu türküyü. O yüzden ben de böyle severek okurum. Evet, pirincimiz oldu arkadaşlar. Pirincine. Evet. Koyuyoruz. Kendini yok kararı koyuyorum arkadaşlar. Kaşığımı yaklaşık olarak 1-2 santimetre geçiyor. Bir demeyin de 2 santimetre geçiyor arkadaşlar. Yüreğimde dertleri çok, kimsesi yok garip garip. Kimsesi yok garip garip. Garip garip. Bu arada sizinle konuşurken tuzunu atmayı unutmuşum. Hatırlatmadınız aşk olsun. Evet, güzel olacak tuzumuz. Bir önceki türküm de bu arada tüm babalara gelsin. Vefat eden, babalarını kaybeden tüm dostlara gelsin. Evet, pirinç pilavımız kaynıyor arkadaşlar. Süsleme için bizim ihtiyacımız olan bir şey de havuç, temiz yıkanmış bir havuç. Havucumuzun bize kabukları gerekli. Sen de havuç ister misin kızım? Al bakalım. Al bakalım bu havuç. Sıkıldı. Al bakalım havucunu. Ay kızımın manzarası kötü ya. Arkada petek çıkıyor. Al bakalım bebeğim.
Bu bir havuç annem. Şimdi havucumuzun kabuklarını soyalım, tamam mı annem benim? Soyacağınız varsa bir soyacakla, yoksa da bir bıçak yardımıyla kabuklarını soyabilirsiniz. Çok güzel oldu pilavım. Biraz da dinlenmesini bekledikten sonra tabağıma geçişini sağlayacağım. Ve artık tabağıma pirincimi koyuyorum. Şöyle yapalım. Ay, hem çekip hem koymak ne zormuş. Şöyle bastırmam lazım arkadaşlar. Böyle. Biliyorsunuz yağlamıştık. Evet. Koyduktan sonra size göstersem daha iyi olacak. O yar gelir yazıda yaban, gül olur yar yar gül olur, yar yar gül olur. Altı çemen üstü de lale, gül olur yar yar gül olur, yar yar gül olur. Yüzün görsem tutulur dilim, lal olur yar yar lal olur, yar yar lal olur. Evlerine varada gele, usandım yar yar usandım, yar yar usandım. El kızını ben kendime yar sandım, yar 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 sandım, yar 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 sandım. Ayağımı hançerde soktu, gül sandım, yar yar gül sandım, yar yar gül sandım. Evet, şimdi çevirme işlemine geçtik arkadaşlar. Önce tepsi altında dursun. Şu şöyle bir dikdörtgen tabağım var. Buna yapacağım. Yine de altına dökülmesin diye tepsi koydum. Bakalım nasıl olacak. Ay, biraz daha bastırayım. Hadi, söylemiyor muyum annem? Söyleyeyim mi biraz daha? Ne kuzum? O dedemi yiyeyim anne. Evet, bakalım şimdi çeviriyoruz dostlar. Allah, çok ağır. Ay, inşallah olur. Çok üzülürüm durum olmazsa. Olmazsa bir daha doldururuz, bir daha deneriz. Arkadaşlar. Ta 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 tam. Olmuş, süper. İşte hediye paketimiz. Şimdi süslüyoruz hediye paketimizi. Evet, işte hediye paketimiz tamamlanmıştır. Arkadaşlar, yeni yıl demeye bile korkar oldum artık. İnşallah güzel bir yıl olur. Önümüz malum yılbaşı. Yılbaşında masanıza böyle güzel bir sunum yapabilirsiniz. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bol bol da yorum yazın. Size yine güzel şeyler yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sevgiler diliyorum. Arkadaşlar, ben böyle çam ağaçları süsleri vardı bende. Pilavımı onunla süsledim. Sizler de böyle nesnelerle süsleyebilirsiniz. Sofranız şen olsun, bereketli olsun diliyorum. Sağlık, huzur, mutluluk her daim sizlerle olsun sevgili dostlar. Çok iyi bakın kendinize. İnşallah kötülükler hep geride kalır. İyi yıllar görürüz. Sevgilerimle.